Türkiye'nin hiçbir vilayetinde aynı anda 4 baraj birden yapılmıyor. Ama Hatay'da yapılıyor. Bunun dışında hastanelerimiz yapıldı, adalet saraylarımız yapıldı, okullarımız yapılıyor. 30 Mart'ta yapacağımız oylamada oylarımızı kullanırken yapacağımız tercihle şuna karar vereceğiz. Türkiye'nin yapmış olduğu bütün bu hizmetler siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde geldi. 2002 öncesini hatırlarız hepimiz. 22-23 yaşın altındakiler hatırlayamayabilir. O zaman 8-10 yaşındaydı onlar. Ama 23-24 yaşından yukarıda olanların hepsi 2002 öncesinin nasıl olduğunu hatırlar. Türkiye memuruna, işçisine maaş verecek, maaş veremiyordu. Özel bankalardan, bankerlerden yüksek faizle kredi alıp memurunun maaşını ödeyen bir Türkiye vardı. Uluslararası kuruluşlardan kredi dilenen bir Türkiye vardı. Her 2-3 ayda bir istikrarsızlık yaşayan bir Türkiye vardı. Şimdi o Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi karşılaştırıyoruz ve 11 yıldır Türkiye'nin kat ettiği mesafe ortada. O açıdan bu huzurun, istikrarın devamı 30 Mart seçimlerinin sonuçlarına bağlı. Tercihimizi yapacağız. Huzur, istikrar devam etsin, kalkınma, büyüme devam etsin diyorsak adres belli. Bugün Türkiye denizin altından tren işletebiliyor, tren çalıştırıyor. Denizin üzerine İstanbul-İzmir otoyolunu Marmara Denizi'nin üzerinden yapıyor Türkiye.